Başbakanlık makamı kaldırılıyorsa üç konuya dikkat etmek icap eder. Bir, kuvvetler ayrımı mutlaka gerçekleşmelidir. Yeni oluşan üç erkten hiçbirisi birbirisinin üzerinde etki yapmamalıdır. Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır. Ama parlamentoya müdahale etmemelidir. Kanunları parlamento yapar. Bütçeyi onaylar veya değiştirerek onaylar. Değiştirme yetkisi yoksa bütçeyi meclisin görüşmesinin bir kıymeti olmaz ki. Ve aynı zamanda da millet adına yürütmeyi denetler. Millet adına denetler. Cumhurbaşkanı toplumun bir kısmı tarafından seçilir. Rakipleri vardır. Kim birinci turda %50'nin üzerinde oy alırsa o cumhurbaşkanı olur. Birinci turda gerçekleşmezse ikinci turda en yüksek oyu alan cumhurbaşkanı seçilir. Oy vermeyenlerin de cumhurbaşkanıdır cumhurbaşkanı. Onun için de biz özellikle diyoruz ki partili bir cumhurbaşkanı olması, olmazsa olmaz diye de söylemiyorum ama toplumda sıkıntı meydana getirir. Toplumun kendisine oy vermeyen kesimi kendisini cumhurbaşkanını kendi cumhurbaşkanı diye görmeyebilir. Buna fırsat verilmemeli. Niye? Yani niye ille de bir partili olarak Türkiye'nin tamamını temsil edecek bir makama gelsin? O makama geldikten sonra kendisinin hangi zihniyete sahip olduğunu, hangi partinin bünyesinden geldiğini herkes zaten biliyor. Ama bugüne kadar olduğu gibi nasıl bir kişi cumhurbaşkanı seçildikten sonra parti kimliğini üzerinden çıkarıyorsa bundan sonraki yeni sistemde de böyle olması birlik ve beraberliğimizin tesisi yönünden önemlidir. Birlik ve beraberlik normal şartlarda çok önem arz etmeyebilir. İnsanlar bir kısmı cumhurbaşkanına karşı duydukları sevgiden dolayı benim cumhurbaşkanım için her şeyi yapacağım diyebilir. Toplumun içinde bir kesimde belli icraatları tenkit edebilir ama bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız en çok kritik noktalardadır. Kaos ortamındadır. Ülkemizin tehlikeye düştüğü ortamdadır. Bunu laf sen herkesi temsil eder demek yetmez. Bu bir ikazdır bizim için. Kabul ederler etmezler ayrı bir konu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı yasama yetkisinin üzerinde vesayet oluşturacak gerektiğinde meclisi feshetme yetkisini taşımamalıdır, verilmemelidir bu yetki. Neden meclisi feshedecek cumhurbaşkanı? Ayrı ayrı seçilmişler. Cumhurbaşkanına oy vermişler. Mecliste de farklı partilerin milletvekillerini seçecek tarzda bir tercih belirtmişler. İkisinin arasında bir rekabetin olmaması icap eder. Efendim, meclis ya cumhurbaşkanının istediği kanunları çıkarmazsa, elbette çıkarmayacak. Vesayetin olmaması demek, bu demek zaten. Cumhurbaşkanının geldiği siyasi ortamdan insanlar mecliste zaten var. O fikri benimseyip savunacaklar. Ama istenen kanun çıkmadığı takdirde o meclisin seçime götürülmesi meclisin üzerinde bir vesayet oluşturur. Bu korktuğumuz son oynamalarda gündeme geldi. Çünkü kamuoyunda bazı tereddütler doğdu. Belki son oylamada milletvekillerinden bir kısmı oy vermeyebilir. O zaman da 336'nın altında kaldığı takdirde bu anayasa değişikliği meclisten onay almamış olur. Bunun üzerine açıkça yetkililer büyük ihtimalle böyle bir iş olursa seçime gideriz dediler. Demek ki dizleri titreyen bazıları var. Onlar da gitti. Aman seçime gitmeyelim. Yeter ki bizim milletvekili kalalım dediler. Böyle olursa bu dedik şahıslar bu vebalden kurtulamazlar. Milletvekilleri devam eder. Vekillikleri ama bunun üstesinden gelemezler. Bu
kesinlikle bir vesayet sebebidir. Efendim şartlar şöyle olursa veya meclis öyle bir kanun çıkarır ki Cumhurbaşkanı'nın tasvip etmediği bir kanundur. Elbette meclis hür olmalıdır. Meclisinin varlığının sebebi kimsenin tahakkümü altında kalmadan, baskısı altında kalmadan kendisinin görüşmeler neticesinde belirleyeceği konularda karar alması manasına gelir. Onun için biz bu konuda çok ama çok titiz olmamız gerektiği kanaatindeyiz. Üçüncü grupta bildiğiniz gibi yargıdır. Yargı ne meclisin ne de Cumhurbaşkanı'nın vesayeti altında bulunmamalıdır. Tabii efendim işte bir takım seçimler konulmuş, Cumhurbaşkanı'na bir kontenjan verilmiş, meclise bir kontenjan verilmiş. Bunun neticesinde zaten baktığınızda tek başına ne Cumhurbaşkanı ne meclis burada kendi gücünü ortaya koyamıyor. Ama manipülasyona açık olan bir seçim sistemi her zaman tehlikelidir. Mükemmel olan kanun manipülasyona fırsat vermez. Ne lüzumu var? Ben meclisten Cumhurbaşkanı'nı ilzam edecek, mecliste bulunan milletvekillerini ilzam edecek herhangi bir kararın yargı organlarından sürür edeceğiyle çıkacağına ihtimal vermiyor. Ama o yargı organına seçilen insanlar kendileri bir minnet duygusunun içinde bulunurlar. Hele de çoğunluğu bulunursa muhterem arkadaşlarım o zaman problem var demektir. Bugün değil, yarın.